iPhone 13'ü 2 yıl boyunca ana telefonum olarak kullandım. iPhone 13'ün en önemli eksisi herkese merhaba dostlar ben Ozan. Piyasayı, dolar kurunu her açıdan düşündüğümde fiyat performans olarak en mantıklı iPhone, iPhone 13 ve iPhone 13'ü neden öneriyorum? Tüm artı ve eksileriyle detaylıca inceleyeceğiz. Ben destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Fiyatlarla başlarsak iPhone 13'ü şu anda 128 GB olarak 34.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. iPhone 13'ü güvenli şekilde alabileceğiniz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Son bölümde de iPhone 13 almak gerçekten mantıklı mı? Deneyimlerimden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak tasarımla başlarsak iPhone 13 gerçekten ince, hafif ve şık bir telefon. Burada bir amiral gemisi olmasına rağmen tek elle kullanıma da oldukça uygun. Özellikle kırmızı rengi cihaza çok daha farklı bir ha hava katıyor ama biraz koyu bir renge sahip olduğunu da belirteyim. Yani tam bir kırmızı gibi değil. iPhone 14 bu noktada renk anlamında bence daha hoş. Elinize aldığınızda iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ama arka kapak çok fazla parmak izi tutuyor. Köşeli tasarımı da uzun süreler kullansak bile kesinlikle rahatsız etmiyor. Çentiye baktığımızda daha küçülen bir çentikle karşı karşıyayız. Yani çerçevelerin ince tutulması da kullanırken güzel hissettiren detaylar arasında zaten bir süre sonra bu çentiyi çok da fazla görmüyorsunuz. 6.1 inç XDR OLED retina bir panelle gelirken ekranın renk doğruluğu, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde dokunmatik hassasiyeti tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı pek fazla hissettirmiyor. Yazılım ve ekran entegrasyonu gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta bizi hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde yok yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız konumda. Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında da en iyi panellerden birine sahip. Ve burada yonga setine bakarsak 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. Tek çekirdekte 2231, çoklu çekirdekte de 5093 almayı başarıyor. 2 yıllık bir cihaz olmasına rağmen muazzam bir performansa karşı karşıyayız. Arayüz deneyimi, çoklu uygulamalardaki hızı da kesinlikle müthiş seviyede. 4 GB RAM'in hem oyunlarda hem de diğer tüm işlerde rahatlıkla yettiğini söyleyebilirim. Buradan kameralara baktığımız zaman da uzun bir aradan sonra İlk kez kamera sensörlerinin büyüdüğünü görebiliyoruz. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteği ile 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Fakat ultra geniş açı bence hala yeterli seviyede değil. F2.4 diyafram bunun en büyük sebebi. Videolarda 4K60 ve diğer tüm ayarlarda profesyonele çok yakın bir deneyim alıyoruz. iPhone 13 alıp içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Ön kamerada 12 megapiksel 4K60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Kanaldaki pek çok incelemeyi de iPhone 13 ile çektiğimi belirteyim. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20W hızlı şarjla beraber geliyor. Tabii ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim ve kablosuz şarj desteğimiz de var. Burada verilerden çok deneyimden bahsetmek istiyorum. iPhone 13 ile %80 ve 20 arasında bir kullanımda benim bir günümü fazlasıyla çıkartıyor. Akşam 9-10 gibi tekrardan şarja takabiliyorum. Genel olarak da 7-8 saatlik ekran sürelerini tam bir şarjla alabildiğimi belirteyim. Bu değerler en büyük rakibi olan S22 ile kıyasladığımda bayağı öne çıkmasını sağlıyor. Batarya anlamında hiçbir şekilde üdücek bir telefon değil. Hoparlörlerde Oldukça kaliteli Dolby Atmos desteğini tabii ki burada görebiliyoruz. Boyutuna oranla ses yüksekliği de yeterli seviyede. Face ID'de hiçbir tekleme olmadan çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da üst düzey bir dayanıklılığın olduğunu belirteyim. Yazılım deneyimi aldığım günden bu yana yaptığım tüm güncellemelere rağmen hiçbir şekilde eksi tarafa gitmedi akıcılığından en ufak bir ödün vermediğini de belirtmem gerekiyor. Isınma konusunda da gerek oyun oynarken, uzun süreler oyun oynadığımda veya 1-2 saat video çektiğimde dahi hafif bir şekilde ısındığını söyleyebilirim. Bu fiyat bandındaki çoğu rakibinden çok daha az ısınan ve az güç tüketen bir iPhone olmuş. Açıkçası şu ana kadar çıkan her anlamda bence en dengeli ve en mantıklı iPhone'lardan biri. Dostlar şimdi deneyimlerimden ve tüm artı ve eksilerinden bahsedeyim. iPhone 13'ü 2 yıl boyunca ana telefonum olarak kullandım. Bundan 6-7 ay önce kanaldaki pek çok incelemeyi iPhone 13 ile çekmişken ses kaydını da genel olarak iPhone 13 ile yaptım. Yani içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Ancak yakın detay çekimlerde odak problemi var. Bu iPhone 13'te de iPhone 14'te de olan bir durum. Eğer yakın detay çekim kimler sizin için önemli ise Pro serisine yönelmek çok daha mantıklı ama genel bir kullanıcı için iPhone 13'ün hem ön hem de arka kameraları fazlasıyla yeterli. Kameralarda video kalitesi olarak da ben iPhone 13'ü S23 oranla biraz daha başarılı buluyorum. Çünkü daha gerçekçi renkler ve stabilizasyon konusunda iPhone 13 net şekilde başarılı. Batarya olarak da günde 4-5 saat oyun oynamıyorsanız ortalama bir kullanımda bir günü tam olarak çıkartabiliyor. Batarya performansıyla da benim en beğendiğim iPhone'lardan biri performans açısından iPhone 11 bile hala yeterliyken A15 Bionic ve 4 GB RAM ile ister oyun oynayın, ister günlük kullanımda hiçbir anlamda yavaşlama, donma problemi yaşamıyoruz. iPhone 13 A15 çıktı ve şu anda A17'de de arayüzde olsun, uygulamalarda olsun ilk günden bu yana kesinlikle bir performans kaybı da yaşatmadı. Ama tabii ki eksiler de var. iPhone 13'ün en önemli eksisi 60 Hz'lik bir tazeleme ile gelmesi. Eğer 120 mersik bir telefondan geçerseniz aradaki farkı ilk günlerde ne şekilde hissediyorsunuz. Ancak bir iki gün sonra alıştıkça 60 Hz'de akıcı gelmeye başlıyor. Tabii ki 120 Hz'nin olması gerekiyordu ama 60 Hz'de çok büyük bir problem değil. Yıl içinde pek çok telefon değiştiren birisi olarak da iPhone 13'ü kullandığımda akıcılık olarak yazılım ve ekran oldukça optimize edildiğinden çok bir fark hissettirmiyor. Diğer eksimiz de ekran tasarımında. Evet ekran çerçeveleri gayet ince tutulmuş olsa da çentik gerçekten büyük. Oyun oynarken günlük kullanımda çok rahatsız etmese de özellikle telefonda bir şeyler izlerken çentiği net şekilde hissediyoruz. Güncelleme tarafında da en az iOS 20'ye kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Hatta ben iOS 21'i de alacağını düşünüyorum. Çünkü iPhone 14 ile 13'ün işlemcileri GPU haricinde birebir aynı. 4 GB RAM iOS için yeterliyken donanım olarak da iPhone 13 14'ten çok da geri kalmıyor. Eğer bu bütçelerde bir telefon alayım ve uzun yıllar sorunsuz kullanayım diyorsanız iPhone 13 hem performansı hem de yazılımıyla uzun yıllar rahatlıkla götürecektir. Dostlar son olarak da bir toparlarsak eğer bütçeyi çok zorlamadan uzun ömürlü ve güncel bir telefon istiyorsanız iPhone 13'ü rahatlıkla önerebilirim. Ve bence alınabilecek en iyi 5 telefon listemde de olan bir cihaz ve fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı. Peki sizce iPhone 13 hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu incelemelerin devamı için videoyu Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.